Hoş Ben geldiniz. bir şey. Evet, hoş geldiniz Muharrem Hocam. Hoş geldiniz Önce bir hocam. kendinize tanıtabilirseniz çok mutlu oluruz. Herkes hoş geldi. Biraz böyle yayınsal problemler her zaman olabiliyor ama olsun. Ben Muharrem İlmer Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisiyim. Deprem demeyelim de yer bilimleri üzerine hocamızla, ekibimizle beraber üniversitemizde araştırmalar yapıyoruz. Jeodezi anabilim dalında çalışıyorum. Jeodezi nedir diye soracak olanlar için. Yer bilimlerinde ölçme dalı, ölçme bilimi diyelim. Bu yer bilimlerindeki üç temel saç ayak, bizim hocamızın tabiriyle böyle, saç ayaktan bir dal. Biz burada neler yapıyoruz? Yer ölçmeleri yapıyoruz. Yer ölçmeleri. Fakat yer ölçmelerini nasıl yapıyoruz? Tabii ki uzay yöntemlerini sömürerek yapıyoruz. Biz ne kadar uzay kullanabildiğimiz yöntem varsa bunları kullanıyoruz. Şimdi biz aslında genel olarak uzay deyince dünyadan uzaya bir yolculuk yapma hevesi içerisinde olurken bugün ben sizi uzaydan dünyaya nasıl bakabiliriz, nasıl veri alabiliriz, nasıl bunları kullanabiliriz? Böyle bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Evet, şimdi yer bilimleri deyince illaki yer diye düşünülüyor ama yani sadece dünyayı izleyen birçok teleskoplarımız da var. Birçok gözlem araçlarımız da var. Özellikle ben JPL'in %40'ının yer bilimlerine bakan teleskopları olduğunu biliyorum. Sadece JPL'in bu kadar varsa NASA'nın diğer center'larının da vardır. Hatta dünyadaki diğer uzay ajanslarının da var. ESA'nın falan çok fazla var bildiğim kadarıyla. Bu Landsat'lar falan değil mi? Bunlar olsun. Başka Amerika ve Biz ESA haricinde hangi ülkelerin böyle özellikle dünyaya bakan gözlemleri var? Japonya, Hindistan bu konuda epey bir çalışmalar var. Biz de inşallah yakında böyle organizasyonlara girip güzel şeyler yaparız diye umuyorum. Bu şey teleskop, bunlar şey gözlem için mi? Bunlar sadece bizim Bunu teleskop demeyelim. Bizim anlatacağımız şeylerin tamamı aslında uydu. Uydulardan dünyaya olan gözlemler. Gözlem isimleri farklı, yöntemleri farklı ama hepsinde biz bir şeyler, dünyadaki bir şeyleri gözlüyoruz. Ha. Neden uydu kullanıyoruz? Çünkü dünyanın her tarafını uydu bize amacına göre verebiliyor. Şimdi görseller var. Mesela görseller üzerinden gideceğiz zaten. Biz şuna bakmıyoruz. NASA yapmış, ESA yapmış, JAXA yapmış ya da Çin'in uzay ajanslarının yapmış olduğu şeylere bakmıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Ya bu aslında biraz benim için mesleki dezenformasyon gibi bir şey. Yani uzaya çıkartılıp dünya bir şey gözleyen şeyler hep teleskop diyorum ama doğal olarak bunlar sonuçta çok uzak yerlere bakan şeyler değil. Biz sadece kameradan bahsediyoruz, değil mi? Ya yani uydulara takılan kameralar dünyayı gözlüyorlar. Program, radyo dalgaları birçok şey var. Yani kamera değil mi? Sadece kamera değil. Ha tamam, anladım. Yani Değil, değil. Kamera dersek haksızlık ederiz sistemlerine. başka neler var? Ne tür Şimdi şeyler var? hepsinin ayrı şeyleri var. Misyonların her biri ayrı göreve sahip. Şimdi mesela ben az sonra size GPS diyeceğim. Hepimizin aklına GPS deyince cep telefonlarımızda konum aldığımız o şey geliyor. İşte bir uygulama geliyor ya da bir aplikasyon geliyor. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz araziye çıkıyoruz. Çok hassas veri alıyoruz. GPS'ler yardımıyla. Bunlarla neler belirleniyor? Yer kabuğunun hareketleri belirleniyor. Çökmeler, yükselmeler ya da hassas konum belirleniyor. Daha ileri gidersek farklı şeyleri, mesela kar kabuğunu bile biz orada ya da buzulları bile GPS'te belirleyebiliyoruz. Diyeceksiniz nasıl böyle bir Evet. şey? Yani bunların yöntemleri var. Biz bunların hepsini kullanıyoruz. GPS radyo dalgalarıyla çalışan bir sistem. Mesela burada bir fotoğraf yok. Ya da bir ya da ne diyeyim bir bakış yok. Burada radyo dalgaları bize yardım ediyor. Mesela 6 metre uydusu var. Benim hani daha ilgili olduğum konudan bahsedeyim. 6 metre 6 metre dalga boyu uyduları mu? Boy hayır. 6 metre. Uydu 6 metrede deniz seviyesine ölçen bir mekanizma. Bu Bir daha da söyler misin? uydu denizlere olan bir lazer ışını yolluyor. Onu geri alıyor. Bu süreyle siz hesaplama yapıyorsunuz. 6 metreyi Deniz bir seviyesini daha anlatır hesap. mısın? Onu Deniz anlamadım. derinliğini, Denizin deniz derinliğinde seviyesi derinliğini mi ölçüyor? deniz seviyesini Deniz seviyesini ölçmeye yarayan bir
uydu evet. sistemi. Bizim inersiyel mekanizmamız da var tabii. Ama bu benim asıl konum mesela, araştırma konum. Bu sonar gibi bir şey mi acaba? Onlar değil. Tamamen şey, yani nasıl diyeyim size. Bir lazer ışınımız var ya, lazeri yansıtıyoruz, mesafe ölçüyoruz. Evet. Bunun uzaktan geldiğini düşünün. Sadece denizlerde çalıştığını düşünün. Burada göründüğü gibi bir şey mi? Bu gravite uydusu. Biraz daha ilerleyelim. Mesela diğer slide'da bunun videosu var. Kaçıncı slide'da? Bir bakayım hemen. Video yoktu burada. Biz. Bir sonraki. Slide'ların içerisinde video yoktu. Bundan bir sonrakinde. Hangisi? Bende 10. slide. 10. slide bu. Ha tamam. Bunun videosu varsa video tamam. Yok burada. Video. Burada sadece bir resim var. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi aşağı doğru uydunun dik olarak yolladığı bir şey var. Lazer var. Bu lazer denizden yansıyıp dönüyor. Bunun ayarlaması, bunun mekanizması denizlere göre. Denizlerden yansıyacak şekilde ayarlı. Bunun gibi kaç tane, mesela bir öncekine gelelim. Bir öncekine gelelim. Biz bu yöntemle 1993'ten beri dünyamızın tüm denizlerinin hareketlerini izliyoruz. Bu anlık mı yoksa yani? Şöyle, bunlar farklı misyonlar. Ortalama 10 günde bir geçiyor. 10 günde bir geçiyor ve 10 günde bir aslında sürekli denizlerimizin yüksekliğini biliyoruz. Evet, kesinlikle. Bütün dünyanın aynı anda. Bütün denizlerin 10 günde bir verisi var elimizde. İyimser konuşuyorum 10 gün. Pardon. Daha kötü konuşuyorum 10 gün. Daha kısa süreçleri de. Hangi uydularla yapılabiliyor bunlar? Buradaki Topex, Poseidon, Jason 1, evet, Jason yani, 2, Jason 3, evet. Sentinel 6. Evet. Sentinel 6 de yeni gönderilendi. Şu anda yeni, evet. Yani bu da Kasım'ın 20'sinde, 21'inde yollandı. Onda şu anda en son versiyonu oldu. Sentinel 6 da zaten Jason GS olan. Yani NASA ESA ortak yapımı. Hmm. Mesela bu da yer bilimlerinde çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü denizden hareketleri, buzullar çok önemli şeyler yer bilimlerinde. Denizler bu şeyden dolayı mı, hani küresel ısınma diyoruz da böyle denizlerin deniz şöyle bazı karalar, kıyılar, denizler kaplayacak vesaire tabii. Bundan dolayı mı merak ediyoruz? Tabii bunlar bu projeksiyon hep yöntemlerle ortaya çıkar. Daha ileri gidelim. Biraz daha mesela ben biraz daha detaya gireyim. Kaçıncı slide? Için, yok burada dursun, önemli değil o. Ha. Bu konuda devam edeyim. Anladım. Şimdi kıyı bölgelerden bahsedelim. Kıyı bölgelerde yani olacak bir hareket, oradaki yaşamı, turistik bölgeyse turizmi, birçok şeyi etkiler. Bunu nerede görüyoruz? Endonezya'da görüyoruz. Ya da Hollanda'yı size, Hollanda'dan bahsedeyim. Hollanda çoğu yeri deniz seviyesiyle ya aynıdır ya daha düşüktür. Hollanda'nın böyle bir özelliği var mesela. Evet, evet. Ben Hollanda Delft Üniversitesi ile beraber bir bağlantım var. Orada bazen gidiyorum. Orada şöyle bir araştırma var. Yapay bir mesela şey kurulmuş durumda. Sahil, yapay bir sahil. Bu sahilde topraklar var, işte beach tarzı. Yaklaşık sabahla öğlen, sabah 11'de ölçtüğünüz deniz seviyesiyle 3.5'da ölçtüğünüz deniz seviyesi arasında 1.5-2 metre. Leilstad'dan mı bahsediyorsun? Yok, burada öyle demeyeyim. Deniz seviyesinden bahsediyorum. Leilstad diye bir yer var Hollanda'da. Oradan mı bahsediyorsun? Yok. Zandmotor. Bir daha söyle. Zandmotor bölgesi. Zandmotor. Zandmotor mu? Motor. Bildiğiniz motor, evet. Zandmotor. Ha, dur bakıyorum. Zand, sand demek bu arada. Kum demek. Sand engine. Evet. Aynen orası. Aynen. O bölgede motor, mesela. Ben gözlem yaptım. O bölgede gözlem yaptım. Oradan da hani bunu söyleyebilirim. Çok güzel bir şey bölgesidir. Bu konuda araştırma bölgesidir yani. Denizler, şimdi Hollanda, İngiltere, İzlanda, buralar deniz seviyesiyle çok daha aktif olmak zorunda. Neden? Yükselme var, buzulların erimesi var, kıyılar zarar görüyor. O yüzden deniz çalışmaları çok daha fazla. 6 metreden girdik ama burası böyle. Yani bu yöntem biz böyle kullanıyoruz. Burası şey mi şimdi bu? Burası zaten insanlar yaşar aslında. Ya Hollanda'da her yerde insan yaşar. Çünkü zaten küçük bir ülke. Denizlerdeki suyun insanları etki etmemesi için böyle bir şey, baraj demeyeyim de yani böyle tabii bir koruma amacıyla mı yapılıyor?
Hani biz ülkemizde böyle bir tehlike görmüyorduk İzmir depremine kadar, ama bir tsunami tehlikesi geldi bize Öyle mi? İzmir'den. Tabii İzmir'de bir tsunami yaşadık biz depremden sonra. Şimdi bir de vatandaşımız vefat etti. Şimdi ama O kadar Hollanda büyük bir gibi şey miydi hocam ya? Yani yerde. tsunami sayılacak kadar büyük müydü? Onu Evet. anlayamadım. Şimdi orada ben bizatihi İzmir'e depremden bir gün sonra arkadaşlarımızla gittik. Bizim aslında şöyle ismini de vereyim. Bizim Profesör Doktor Uğur Doğan hocamız yer bilimleri konusunda çok böyle araştırmalar olan başarılı bir yani herkesin takdir ettiği, benim hayranlıkla izlediğim bir isim. Biz de böyle depremlerden sonra onun yönlendirmesiyle organize olup gitmemiz gerekiyor bazı yerlere. Elazığ'a gittik, İzmir'e gittik, Silivri'de deprem anında arazideydik bu arada. Onu da söyleyeyim. Biz depremde ölçüm yaparken arazideydik. Ölçüm yaparken deprem oldu. Onu da gördük. Bu sizin için Bu tür önemli bir şeyler. veri oluyor, değil mi? Ölçüm yaparken o araçlar hazır açıkken, yani o anda deprem olması sizin için çok önemli bir şey aslında. Şöyle, bizim zaten sabit ölçüm yapan veri alabildiğimiz mekanizmalar mevcut. Ama onların az geldiği yerlerde daha çok veri almak için, daha iyi modelleme yapabilmek için biz ara ara kampanya ölçümleri dediğimiz bazı ölçümler yapmak için araziye gidiyoruz. Burada gittiğimizde planlıydı ama deprem bilemeyiz tabii ki depremin ne zaman olacağını. Biz arazideyken deprem meydana geldi. Mesela böyle bir şans mıdır? Evet, veriyi anında yakalıyorsunuz. Bu bir şans yani arazide ölçüm yaparken bunu yaşamak çok ne derler? Güzel bir denk gelmek. Veri almak için iyi oluyor sizin için. Ya tabii. Şimdi bir Yani de şu sonuçta bir var. Şimdi deprem jeolog için en iyi şey deprem olması aslında, ama yani veri insansınız. toplayacak. Yani şöyle düşünün. İnsansınız, araziye çıkıyorsunuz. Tabii siz de etkileniyorsunuz depremden. Yani deprem şey yapmıyor. Sana zarar vermeyecek diye bir Evet, şey yok. evet. Biz depremden sonra ya da başka afetler diyelim. Biz deprem için söylüyoruz ama heyelan da olsa, başka bir şey de olsa, organize olabildiğimiz her yere gidip oradaki etkinin belirlenmesini için çabalarız. Bu da bir gerçek. Biraz da bu arada şunu Bir de da zaten söyleyeyim. bir ha TÜBİTAK'a. söyle. Şimdi şunu da söyleyelim. Bu İzmir depremiyle ilgili ciddi destek aldık. Yani ben burada rektör hocamıza da çok teşekkür ediyorum. TÜBİTAK'a da çok teşekkür ediyorum. Neden diyeceksiniz? Bu tür araştırmalar para meselesi. Tabii Yani ki. destek meselesi. Yani bir yerden destek. Elazığ'da şöyle bir şansımız vardı. Bizim zaten orada mevcut 5 yıldır işleyen bir projemiz var. Yani ikinci proje şu anda ama işleyen bir projeden gittiğinizde bütçe sıkıntısı o kadar hani belki sizi etkilemez. Çünkü mevcut ek bir ölçüm yapmış olursunuz. Böyle bir durum var. Ama İzmir'de bizim bir projemiz yoktu. Ama Bir destek almadan beklentiniz çıkamıyorsunuz. var mıydı peki İzmir'de deprem olacağına dair? Ya İzmir'de şöyle, ben o bölgelerin beklenti her yerde var ona bakıyorsanız. Yani bakın 2017'de Bodrum'da deprem oldu mesela. Ya Bodrum yakınlarında bir deprem oldu. Şimdi kaynayan kazan her gün zaten küçük küçük depremler oluyordu. 6.8, ben ders anlatıyordum bu arada, online dersteydi deprem olduğunda. Dedim telefondan haber bekledim. Bizim telefonlar aynı anda çalar. Elazığ depreminde öyle arkadaşlarla okulda arkadaşlarla oturuyorduk. Hepimizin telefonuna aynı anda uyarı geldi. Bu hepimizin aynı anda uygulamadan uyarı gelmesi büyük bir deprem demek. Ha tabii. Bir bak Elazığ, Sivrice tam bizim çalıştığımız bölge. Sizin elinizdeki şey kaç? Ben 4,5'tan büyük depremleri tutuyorum şeyde. 4,5'tan büyük deprem olursa Los Angeles çevresinde beni uyar diyorum da, sizde kaç oluyor? Ben dört. 4. Yani 4 zaten çok oluyor buralarda. Onun için artık bizim için normal geldiği için çok çok sallamıyoruz mu diyeceğim. Ben şöyle söyleyeyim. Analiz yapacaksan 5.5'tan sonraki depremler için analiz yapıyorum. Ha, 5'ten sonra. O da çok şey. 5.5'tan sonra. Bu şeyden mi kaynaklanıyor? Hani deprem dalgaları şey yerin altına iniyor, yerin altında bir yerlere çarpıyor, işte örneğin mağmaya çarpıyor ya da çekirdeğe çarpıyor, oradan geri dönüyor.
Şiddetin önemi sizin için ondan dolayı mı öyle bir şey oluyor yoksa? Şöyle söyleyelim. Eğer bir bölgede o depremin etkisi belirlemek istiyorsanız, yani ne kadarlık bir etki o bölgeyi rahatsız eder? İlk başta bu önemli. Gördüğümüz kadarıyla 5,5'ten küçük depremlerin bir deformasyona yol açmadığı ortada. Zarar vermediği ortada genel olarak. Yer bilimleri açısından binalara zarar verebilir ya da benzer durumlar olabilir. O ayrı. O binayı şöyle düşünün. 2 tane 6,8 deprem geçiriyor bina. Hiçbir şey olmuyor. Benim binam sağlam diyorsunuz. Artından bir 3,5 deprem oluyor. Bina yıkılıyor mesela. Niye? Bu ne demek? O bina yıkılmasından artık. Ya yorulmuş yani bina. Ya bina depremlerden yoruluyor. Evet. Yorulmuş. Bu tür şeyler var. Bunlara da dile getirmek lazım. Peki örneğin siz İzmir'e bir gün sonra gittim dedin de yani bir gün sonra sonuçta hala çalışmalar devam ediyordu. Kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Yani sizin aynı zamanda kurtarma çalışmaları da yapıyor musunuz? Örneğin bir jeologlar yok, olarak. Yok biz o işler hani daha çok farklı arkadaşlarımızın işleri. Biz gittiğiniz zaman arazide deformasyona yol açmış ya da yer bilimsel bir etkiye yol açmış durumları inceliyoruz. Özellikle yaptığımız araziye çıkıp yaptığımız şey GPS ölçümleri. Yani oradaki mevcut arazide GPS ölçümü yapıp bir yer değiştirme var mı, bir çökme, yükselme var mı bunları belirler. 2021'de Elazığ'da 3 tane deprem oldu diyor. Daha 2021'e yeni girdik ya, ne yapıyorsunuz? Hangi arada deprem oldu? Buralar... Depremler oluyor yani şöyle ama söyleyeyim. Evet, küçük ufaklı. Bir de yani şunu söyleyebiliriz. Yani deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem olacaktır. Neden deprem bölgesindeyiz? Şimdi öyle bir şanslı konumdayız ki görün. Bir yerden Arap plakası, bir yerden işte Avrasya plakası. Biz yani ortada kalmışız. Yine kuzeyden yani, güneyden. Evet. Doğudan ya Kıbrıs'ta da deprem oldu dün. Kıbrıs'taki depremi de mesela. Kıbrıs'ta deprem olmasını bekliyoruz yani şey olarak. Valla ben neden beklemiyordum ki... hoca. Hayır, yani ben Kıbrıs'ta deprem olmuyor diye geldim buraya. Hayır bekliyoruz ama Kıbrıs'ta olmasına şaşırmıyoruz. Çünkü bölge zaten bir ne derler plakalardan etkileniyor. Bölgedeki plakalar. Yani bu çok normal bir şey yani. Afrika plakası bir taraftan, Arap plakası bir taraftan. Şöyle, şimdi şeye gidiyoruz. Örneğin geçen yıl, bu zamanlar arkadaşımızın bir tanesi Fransa'ya araştırma yapmak üzere gitti. Gider gitmez de 3 küsürlük bir deprem oldu. Yani 3, biz kılımızı kıpırdatmayız 3 depreminde. Ama onlar korktu. Neden? Çünkü adamlar hayatlarında deprem alışık değiller. Binaları da öyle. Aynen. Bakmayın biz kendimize yapıyoruz ama Avrupa'daki binalar çok eski. Hollanda'da yani. Da aynıydı. Hollanda'da hiç deprem olmazdı. Aynen. Ben oradayken ben 8 sene içerisinde hiç deprem oldu mu hatırlamıyorum ya. Hiç hatırlamıyorum. Yani deprem olmuyor. Hollanda'da da beklenmiyor. Peki bu ya, peki bu şeyle mi alakalı? Şimdi biz hani öyle şey deriz yani Türkiye ya da Anadolu'nun oluşumu birkaç milyon yıllık bir mevzu herhalde. Kaç 5 evet. milyon muyduk? Kaçtı? Evet. Yani çok 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 eski değil aslında. Bir videosu var. Ben bir videosu var bununla ilgili jeolojik oluşumlarla ilgili. Onu ben Viyana'da çekmiştim Doğa Müzesi'nde. Onu da bir sonraki inşallah buluşmamızda paylaşırım. Evet, aslında dünyanın jeolojik tarihiyle alakalı böyle bir şey yapmak istiyordum zaten. Başka bir program yapmak istiyorum da. Onu da orada paylaşırız. Tamam. Şey düşünüyorum işte. Nerede komşuymuşuz, zamanla neler olmuş bunları da orada görürüz zaten. Acaba şey diyorum yani sonuçta bizim Anadolu'nun altı çok yeni olduğu için işte birkaç milyon yıllık bir tarihi olduğu için mi bu kadar çok hala plakalar yerine oturmadı? Örneğin bir Amerika'da ya da diğer evet. ülkelerde böyle bir şeyden bahsediyoruz bunun aslında sebebi da. Olabilir. Sebeplerinden birisi olabilir mi? Bir sebebi olabilir. Bizde şimdi şöyle bir baskı var. Arap plakası hareket ediyor. Afrika plakası hareket ediyor. Gidecekleri sıkıştıracakları biz varız arada. Yani biz arada kalmışız. O yüzden fark ettiyseniz depremler bizim bölgelerde yoğunlaşıyor. Onlarda Arap plakasının olduğu yerlerde bu şiddet olmuyor mu peki? Yani çok fazla bir deprem göremiyoruz gördüğünüz gibi.
Anladım. Peki şey, hani klasik bir şey vardır ya böyle işte örneğin Türkiye'de neden dinozor bulunmaz? Çünkü Anadolu yepyeni bir yer olduğu için bulamıyorsunuz. İşte birkaç milyon yıllık dinozorlar Yeni bir zaten oluşum mu dinozorlar anlamında? aynen dinozorlar zaten 65 milyon yıl önce yok olmuştu. Doğal olarak Anadolu'nun şurada birkaç milyon yıllık tarihi varken Evet. sonuçta Çok Anadolu'da zaten. dinozora rastlamıyorsun. Acaba diyorum işte onun Evet. için yani yerin altı Seni çok ilişkilendirebilir. Onun biraz daha hala kültürünü oturmaya yapmak ihtiyacı var lazım. herhalde. Pardon, evet. Yani o tür ben daha çok şey diyorum ya bu diğer plakaların yani yeniliyoruz herhalde. Diğer plakaları itleyemiyoruz. Onlar bizi itliyorlar, yeniyor. Öyle düşünelim. Bu tarafa doğru geldiği için her yıl mesela şu denir. Her yıl Türkiye 2,5 santimetre Yunanistan'a doğru, Avrupa'ya doğru gidiyor. Şöyle yukarıdan aşağı düşünürsek gidiyor. Hatta bizim hocanın bir esprisi vardı. Çok da güzel, hoşumuza gider. Siz bizi Avrupa Birliği'ne almayın, biz Almazsınız geliyoruz biz zaten. Kendimiz geliyoruz. geliyoruz. Siz bizi almayın, biz kendimiz geliyoruz zaten. O zaman Böyle bir şey var. şöyle bakabilir miyiz olaya? Yani bir tane büyük deprem olmasındansa böyle her ay bir tane 4 deprem olması daha zor bir şey. Şöyle söyleyeyim. Daha etkileyici. Şöyle söyleyeyim size. Örneğin bu çok tartışılıyor. 6 şiddetindeki bir depremin aldığı enerji için 100 bin tane üçlük bir depreme ihtiyacı var. 100 bin tane üçlük depreme. Evet. Bunu Kaldım şu an. Kandil diye sordular bunu ne zaman? Geçen yıl Elazığ'dan sonra Kandilli'ye sordular. Kandilli açıklama yaptı. Detaylı bir açıklaması var. Lütfen arkadaşlar geriye dönüp onu bulabilirse Twitter'ında da var. Böyle bir açıklaması var. Yani bu, çünkü neden? Şimdi örneğin 5 ile 6 şiddetindeki deprem arasında ne kadar fark? 100 kat fark. Yani Logaritmik siz olarak öyle zaten değil mi deprem. bunlar? Logaritmik Evet, olarak evet. düşünün. Yani o Ama yüzden bu ben kadar aslında. şu bakış açısından diyordum. Yani acaba diyorum. Yani sonuçta üçlük deprem, dörtlük deprem sürekli her birkaç haftada bir dörtlük deprem olsa ev sallanır böyle aralarındaki boşluklar daha bir oturur falan. Ondan sonra böyle her ay böyle bir dörtlük deprem, dörtlük deprem eninde sonunda yıkar yani evi mi acaba? Onun bu da var. Yeri de önemli şimdi. O biraz daha jeofiziksel, jeolojiksel değerlendirmelere girer. Onu da o arkadaşlardan onun yorumunu almamız lazım. Depremin sayısının fazla olması oradaki enerjiyi almayabilir. Yok yok ben evdeki enerjiden bahsediyorum. Evi Evdeki enerjiyi fark etmiyor. Hayır, şunu demek istiyorum. titretiyorsun sonuçta sürekli. Evin şeylerini Rezonansın betonları da yükselmesi. çatlatıyorsun sürekli. Böyle her birkaç depremde bir böyle bir şeyler oluyor. Öyle değil mi? Bu dörtlük depremler falan çatlatmıyor tabii de. Genel olarak 2000 sonrası yapılmış binalar 6 şiddetinden sonra artık şey yapmaya başlıyor. Ne Altıdan derler? sonra. Zarar görmeye Umut hocam başlıyor. şimdi yeni ev olayına girdiği için en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışıyor. Yok, Sırf kendine. benim evim iki katlı. Onun için zaten apartmanda da oturdum Los Angeles'ta. Sonuçta bir apartmanın da apartmanlar ya Amerika'nın en büyük olayı zaten hep bütün her yerin tahtadan olması. Onun için her yerde itfaiye ofislerinin şeylerin olması işte büro station ne demek de istasyonların olması. Amerika'nın çok büyük şeylerinden birisi. Bu aynı zamanda köprüleri falan bile yani köprüler ya köprü yani bildiğin sen köprüyü böyle şey sanırsın ama beton falan sanırsın çelik konstrüksiyon sanırsın ama onları da tahtadan yapıyorlar. Her şey tahtadan bir şey olursa sallansın dursun kendi kendine durur tarzında bir şey. Benim apartman biliyorsunuz çok sallandı daha önce bunları çok bahsettik. Tahta olduğu için şiddeti hissediyorsun ama bir şey olmayacağını biliyorsun. Yani evet bayağı sallanıyor. Bir beton bu kadar sallanmaz mutlu eminim ki. Ama bayağı sallanıyor. Böyle ileri geri gidiyor. Ondan sonra duruyor. Yani Ya o biz de bakımdan rahatlık var. Kıbrıs'ta geçen depremde ofisten hiç çıkmadık. Yani yerimizden bile kalkma ihtiyacı hissetmedik. Zaten üniversitemizin 3 katlı, 2. kattayız biz. Böyle bütün binalar zaten 2-3 katlı burada. Böyle çok egzantrik bir korku yok o Evet yüzden. evet. Doğru. Tahta medeniyeti denmiş burada. Hatta şunu da söyleyeyim. Amerika'da çok ilginç bir şekilde
İtfaiyenin fire marshals dediğimiz itfaiye marshalı ne demek? İtfaiyenin artık komiserleri, başkomiserleri falan inanılmaz güçlüdür. İnanılmaz yani böyle normal işte yani Türkiye'de bir itfaiye komiserinin gücüyle işte ne bileyim bir polis komiserinin, polis müdürünün gücünü karşılaştırdığınızda eminim ki arada ciddi bir fark vardır ama burada fire marshal dediğinde durursun böyle yani. Fire marshal senin dükkanını da kapatır, evini de kapatır. Her türlü güce sahiptir yani. Burası yangın yönetmenine uygun değil der. Evine şeyi koyar. Ne denir? Kurşun muydu? Bir şey basıyorlardı. Mühür basar. Mühür basar. Kurşun da kurşun atar. Kapısında yok kapısında kurşun döker. Ya kurşundan oluyordu ya. Şimdi kurşun atmaz. Öyle değil. Onu demeye çalışmadım. Öyle bir şey. Yani buralarda böyle bir olay da var. Evet. Burada sorulara bakıyorum. Sorulardan önce ben şu güzel görselleri göstereyim. Göstermek evet. Istiyorum. Kaçıncıdan başlayalım? Görselleri. Kaça geçeyim? Ya neler yapıyoruz? Bunlar çok önemli bence. Evet. Kaça geçelim? Kaç numara? Mesela ilk slide bence biraz arkadaşlarımıza da burada şey soralım. Yani hiç hayatları boyunca bu şekilde. Daha bir önceki ilk başlangıçta koyduğun var ya onu. Mesela şu çok güzel bir şekildir. Ben bakınca sizin baktığınızda da aynı göz var mı? Bu önemli mesela. Patates. Buna bakınca ben bu şekilde bakınca mutlu oluyorum mesela. Ama bu fotoğraf gerçek değil sonuçta değil mi? Öyle herkes şey sanıyor ama ya bu kadar abartılmış bir görüntü değil mi? Yani bu direkt model. Şu anda ulaşılabilmiş en hassas model. En hassas model hatta dur bunun. En hassas model. Allah Allah. Evet. Hiç evet. Bilgimiz olmadı. Hemen bakıyoruz. Ya mesela bunu özellikle bu nedir? Evet. Bunu konuşacak olursak bu dünyamızın şekli aslında. Gerçek şekli. Bu dünyamızın jeoid nedir? Denizleri. Karaların denizlerin altından da geçtiği varsayılan bir çizgiyle. Karasal mı? Sadece karasal yani, mı? Bu şu anda dünyanın şekli. Ama abartılı şekil. Onu demeye çalışıyorum. Sonuçta abartı değil mi? Neden şekli bu? Hassas gerçeğe yakın. Gerçeğe yakın mı? Olamaz ki 6378 kilometre şeyi var. Yarı çapı var. Yani en derin Mariana Çukuru şurada kaçtı? 10 kilometre mi? 15 kilometre. Buradan versen abi. Buradan ölçüyorum bak işte şuradan şurası eminim ki 10 ben kilometreden ölçümden daha yüksektir. Ne? Yani bak sana şunu söyleyeyim. Bu şu anda dünyanın Alman GFZ'in en son Alman GFZ ve NASA'nın sizin kurumun ürettiği en son model. Ben bu şu an ulaşılabildiğimiz en son model. Dünyanın abi inanmak istemiyoruz. Çok kötü bir görüntü. Hiç hayallerimizdeki gibi değil. Yok. Şeyde bir derdim yok da sadece boyutların çok şey olması bana geliyor. Yani çok evet yani abartılmış. Buradan şunu diyeceğim. Bu şekil değil. Bakın biz yer bilimleri açısından baktığımızda dünyanın şeklini gravite uyduları yardımıyla böyle bulabiliyoruz. Evet. Aynı şekilde bir tane daha slaytımız var. Onu kaç numara? O da kaçıyor. Ben de 8. Evet. Geçen gün birkaç gün önce yayınlandı. Türkiye'de tüm haber siteleri bu şekli paylaştı. Kuraklık geliyor falan filan. Evet. Birkaç sene önce de zaten böyle bir muhabbet olmuştu. Evet. Sürekli yapılan bir şey ama son bu Grace'in FO en son atılan uydusuyla da entegre edilmiş bir NASA paylaştı bunu. Tüm haber sitelerine geçti. Biz gravite yani bu uydularla toplam su kütlesini de bulabiliyoruz. Yani dünyadaki aslında birçok veriyi elde etmek için bu uyduları sömürüyoruz. Ben bununla alakalı küçük bir deneyimimi hatırlıyorum. Vakti zamanında birkaç sene öncesinde yine NASA böyle bir şey yaptıydı. Sonra böyle bir makale yayınlamıştı. İşte son 500 yılda insan yapımı kuraklık sayısı insan yapımı Türkiye Anadolu toprakları Anadolu ve işte bu bölgede işte Akdeniz Levant bölgesindeki Anadolu buralardaki kuraklık neydi? Son 500 yılda %90 daha arttı diye böyle bir makale vardı. Sanırım 2017 mi 2016 böyle bir şey. O sırada bu tweet bir şey oldu. Yani bu haber bayağı bir gazetelerde şey oldu. Ondan sonra
Şimdi oraya gireyim mi bilmiyorum. Orman Bakanıydı o sırada. Şu anda o kişi bakan olup olmadığını bilmiyorum. NASA kendi işine baksın tarzında bir şey söylemişti. NASA işte evet, hava durumuna bakmasın bilmem ne falan diye böyle bir olay söylemişti. Şey demişti, ben şunu bilmiyorum. Meteoroloji idaremiz NASA'dan iyi çalışıyor. Öyle bir şey dedi. Ha, evet, evet. Doğru. İşte onlar da kim oluyor mu, öyle bir şeydi. Ondan sonra birisi... Kendisi profesör bu arada. Bunu söyleyen de profesör yani. Yok yok, ona bir derdim yok. Ondan sonra birisi bir tweet attı. O haberi tweet attı. Hemen şey atayım. İki de profesör. İşte siz de kim oluyorsunuz abi diye bana birisi şey yaptı. O haberi paylaşarak şey yaptı. Ondan sonra ben de o habere karşı bir şey yazdım. O habere sonuçta o ya yani daha sabah yeni uyanmışım, böyle bir haberle karşılaşıyorum. Birisi beni taglamış. Ondan sonra hemen şey yaptım. Ya o haberi araştırdım. Konu neymiş falan. Sonra makaleyi buldum. Makalenin özetini çıkarttım vesaire vesaire. İşte orada da onu bulmuşlar işte. Anadolu'da insan yapımı çok büyük bir kuraklık var ve bu daha da yükseliyor. Bir şey yapmazsanız haberiniz olsun falan filan. Neyse, ondan sonra ben de bu habere, bu tweet'e karşılık bir işte flood yaptım. Öyle bayağı 4-5 tweet'lik bir şey yapmıştım. Sonra ertesi gün gazetelerde ne gördüm biliyor musunuz? NASA açıklama yaptı. NASA'daki astrofizikçi Umut Yıldız dedi ki, aynen, siz de kim oluyorsunuz? Bunu anlatmıştım. Bizim yaptığımız organizasyonda da anlatmıştı. Sanki ben Orman Bakanı'na bunu söylemişim gibi, yani bana o kişinin söylediği cümleyi sanki ben söylemişim gibi, Orman Bakanı'na ben söylemişim gibi, siz de kim oluyorsunuz demişmişim gibi böyle bir haber yapıldı. Sonra biliyorsunuz Türkiye'deki haberler copy paste yapan çok şey var, haber istasyonu var. Ve bunlar da aldılar o haberi. Ondan sonra NASA'dan açıklama geldi işte, siz de kim oluyorsunuz? Ya bir dakika, NASA öyle bir açıklama yapmadı. Sadece oradaki bir çocuğun yazdığı bir tweet'ti. O tweet büyüdü. Sonra yani kulaktan kulağa oynar gibi, birisi yanlış anladı, orası yanlış anladı derken sonra şak, Orman Bakanı da beni karşı karşıya getirdiler. Ya böyle durumlarda zaten kurum yani kişinin çalıştığı kurum özellikle öne çıkarmaya çalışıyorlar ki arkasında sorumluluk alsın falan diye. Ama biz bireysel fikirlerimizi tweet atıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim buradan yine. Kendi adıma ben da. Ben sadece şiir paylaşmayı tercih ediyorum. Dur şimdi onu bulabilecek miyim diye bakıyorum da. Neyse. Evet. Yazdım. Çıkıyor. Abi siz kim oluyorsunuz? Direkt Hürriyet haberi. Ondan sonra NASA'dan yanıt geldi. Abi siz kim oluyorsunuz? Haber 3. Abi eski fotoğraflarını kullanmışlar yalnız orada da. İşte aynen, olay 2016'da gelişmiş bir olay. Demek ki teknolojimiz NASA'dan ileri. NASA'da kim oluyor demiş. Dedi işte, ondan sonra bilmem ne. Yani kısacası bana söylenilen haber cümleyi sanki ben söylemişim gibi bir lanse edildi. Ve iş çok daha ileri noktalara gitti. İyi ki uzamadı. İyi ki çok uzamadı. Evet. Devam edelim. Bunu açıklık getireyim. Evet. Arkadaşlar herhalde bu 3 santimetrelik kayma meselesini biraz böyle soru şeyde YouTube sohbetlerinde görüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, GPS'lerle bulduğumuz hızlar, yıllık hareket hızları, GPS verileriyle elde ettiğimiz hızlar, biz sürekli her gün ülkemizin tamamına yayılmış sürekli gözlem yapan istasyonlardan bir analiz ediyoruz. Bunlarla ilgili sonuçlar yayınlanıyor. Nereden? Ben size onun da örneğini vereyim. Harita Genel Müdürlüğü bu alanda yeni çalışmalar yapıyor. Yayınlarını takip ederseniz görebilirsiniz. 2,5-3 santimetrelik bir hızı birçok kez, birçok yayında gördük. Ben şahsen kendim hesaplamadım ama benim hesapladığım hızlar da var bazı bölgeler için. Bu tamamıyla incelemek istiyorsanız o yayınlara bakabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Peki biz nereden alıyoruz örneğin? Şu datayı nereden alıyoruz? Bize Türkiye'nin bu verilerini kim veriyor? Sonuçta Türkiye bunu uydu gönderip bunları almadı. Kimsenin bu verileri bize vermesine gerek yok. Biz bu verileri analiz edebiliyoruz. Yok, açık zaten bu veriler. Sonuçta NASA'nın açık verileri ya da ESA'nın açık verileri var. Grace'in verisini indiriyorum, kendi analizimi yapıyorum, bunu elde ediyorum. Zor bir şey değil. Heh, şu da var. Biz ara ara arazide yersel gravite ölçümleri de yapıyoruz ülke olarak. Bunun da
ilgili kurumu var. Birçok amaçla yapıyoruz bunları. Yersel TÜBİTAK'ta cihaz var, MTA'da var ya da Harita Genel Müdürlüğü'nde var. Bunlar, bu ekipler çeşitli amaçlarla arazide bu tür çalışmalar yapıyor. Bunlar tespit edilebiliyor. Yalnız bu ne demek oluyor şu anda? Groundwater Wetness Percentile. Yani şu anda yüzde iki. Direkt yüzde yani, iki aslında. Hiçbir şey kalmamış yani evet. Şu bölgelerde. Yani öyle düşünün. Evet. Zaten öyle şu anda genel baktığımızda ciddi tarımsal problemler vesaire bunlardan ortaya çıkıyor. Şimdi Hollanda örneğini verelim. Hollanda küçücük bir ülke diyoruz ama çok güzel tarım ürünleri var. Örnek verelim. Hollanda'da da belki bu sorunlar var ama çözülmeye uğraşılıyor. Belki su sorunları onlarda da var. Ben araştırma yapmadım ama çok güzel bir sistem kurmuşlar. Dinlemekten keyif aldım. Ben Delft Üniversitesi'ne gittiğimde bu tür şeyleri, organizasyon varsa dinliyorum. Size şunu söyleyeyim. Uzaktan algılama yöntemlerini, bizde de Mustafa çalışıyor. Mustafa Üstüner arkadaşımız var. Crop monitoring konusunda çalışıyor. Bu tarım ürünlerinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi var. Yani siz aslında ürünlerinizin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar etkileneceğini, hava şartlarına az çok bu uydularla ya da uydu görüntüleriyle, yani şimdi fotoğraf diyebiliriz, onlarla analiz ederek bulabiliyorsunuz. Ya da uzaktan algılama uydularının verileriyle takip edebiliyorsunuz. Bu yöntemler kullanılıyor. Bizde de kullanılıyor mu? Evet, Mustafa çalışıyor mesela. Mustafa arkadaşımız çalışıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde şu anda. Bizim üniversitemizdeydi. Çalışıyor. Onun gibi yine bizim üniversitemizden çalışan hocalarımız var. İTÜ'den var, Hacettepe'den var. Var yani, bu çalışılan bir konu aslında. Ya şu haritaya gerçekten bakınca sanki haritayı çiziyorum. Yani burada başka bir ülke var belli yani. Bakın şurada, şuraya bakıyorsunuz Trakya'dan. Başka bir ülkeye dönüşmüş. Yani özellikle sanki Türkiye kurak yapılmaya çalışılmış gibi bir olay da var ya. Öyle değil mi? Şuraya baksanıza çok yani. Çok sınırlar çizilmiş Yunanist- değil mi? Aynen, ya ülke sınır sınırları yani. Çok belli. Yunanistan, Bulgaristan'da evet, evet. Bir numara yok. Yani hayır. Bir de Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs arasındaki farklılığa bakar mısın bir de? Değil mi? Hayır biz yani... bir dakika şimdi Arap ülkeleri yani Afrika'ya doğru daha kurak, daha çöl bilmem ne falan derken bir dakika ya o ya bu şekil direkt bir dakika ya dedirtiyor bize, öyle değil mi yani? Şuraya baksana ya. Şu bölgelerin daha kurak olması gerekmiyor muydu yani, en azından bu Hicaz bölgesi olsun, Arap şeyleri, Suudi Arabistan bölgeleri. Sınırlar arasındaki verileri almış olabilirler sadece, öyle ülke düşünelim. Sınırı verisini. Yani bu şunu şöyle düşünelim. Bunu aldığı zaman aralığı da önemli. Şimdi bu Grace FO uydusuyla üretildiği için maksimum elinizde 2 yıllık veri var. Yani 2 yıllık veriyle analiz yaptığınızda bu ortaya çıkıyor. Bunun uzun dönemli verileri var. Onlara bakarsanız bu şekilde kırmızı bir haritada değil. Peki başka ülkelerde aynı verileri analiz ediyorlar mı? Örneğin şuralar daha yani, mı gerçekten de analiz edilebilir. Bunlar ben yapmadığım için bilmiyorum. Yapılabilir. Bizden Özge var. Özge arkadaşımız bu konuyu çalışıyor. İTÜ'den Orhan Hoca var. Profesör Orhan Akyılmaz. Onlar vesaire bu konuyu çalışıyorlar mesela. Baktığımızda bu konuyla ilgili analizlerini yapıyorlar. Ortaya bir şeyler çıkıyor. Onların da kendi bir şeyleri vardır. Ben açıkçası çok takip etmiyorum bu konuyu. Kendi konum olmadığı için. Bir dakika. Öyle diyebilirim. Burada yanlış anlamış da olabilirim. Chat'te de öyle bir şey var. 2 yılda bu kadar çöküş olmaz direkt diye gelmiş de yani 2 yılda olan bir çöküş değil yani aslında bu. Yani biz zaman aralığını bilmiyoruz. Ben hani aldığım yayında da zaman aralığını görmedim. O yüzden kendi kafamca yoruyorum. 2 yıllık bir veriye dayanarak bunu yapmış olabilirler. Yani bunu bilmediğim için söylüyorum. İlginç. Yani zaman aralığını bilmiyorum. Ya çok şaşırtıcı bir şey yani. Şu fotoğrafa böyle yani uzaktan şöyle biraz düşünerek baktığımda vay be diyorsun ya, neler oluyor yani. Senin esas çöl beklediğin yerlerde çöl değil, yeşillik beklediğin kendi Anadolu şey. Evet. Bununla ilgili bir tane soru gelmiş. Bu analizleri yapabilmek için erişebileceğimiz public bir dataset var mı diyor. Yani işte biz bütün data setleri alıp analizini kendimiz yapsak kastediyorlar herhalde.
Bir daha alabilir miyim soruyu o sırada? Zaten cevabını vermişti aslında ama söylesin. Devam et. Aynen. Bu analizleri yapabilmek için erişilebilecek bir dataset var mı halka açık? Direkt olarak söyleyeyim. GRACE uyduları, uydu verisi, GRACE FO uydu verisi. Daha geçmiş verilere gitmek istiyorsanız yine GRACE ya da CHAMP ya da GOES PDS'de mi? GRACE, GOES ve CHAMP PDS, NASA, GO'da olabilir bu. GRACE'in. Evet. GOES, ESA'nın, diğerleri NASA'nın ve GFSET ortak. Data sets, data users. İşte burada gördüğünüz gibi PDS, Planetary Data System var. Burada ne ararsanız var işte atmospheres, evet. Cartography and Imaging bilmem ne. Hangi gezegeni arıyorsanız diğer gezegenler de var burada. Geosciences, işte navigation bilmem ne. Data search ha. Burada mutlaka o dediğin mission ha. Mission GRACE'de değil mi? GRACE burada yok bak. O zaman burada yok bu. Bu diye genelde şeyler var herhalde ya. Diğer gezegenlere giden misyonların verileri var herhalde burada. Ya genel olarak bunlara şeyden ulaşabilirler. Earth Data, NASA'nın Earth Data şeyinden linkinden ulaşabilirler. Ben şimdi onun giriş yapması lazım vesaire. Şu earthdata.nasa.gov. Aynen, oradan girebilirler. Orada birçok veriye ulaşabilirler. Ha, yine, tamam işte alın. Merak ediyorsanız tepe tepe kullanın. Burada trilyonlarca veri pointleri var. Veri noktaları var. Siz bunları alıp buyurun. İstediğiniz ben, gibi. Bak, visualize buradan, data var. Bakın bu Earth Data olsun. ESA'nın da size hub'ları olsun. Sentinel hub'ları olsun. Hepsini sömürüyorum açıkça söyleyeyim. Elimde ne kadar veri var alıyorum. Bu örneğin bugünkü fotoğraf herhalde. Örneğin şu anda tepenizde bir bulut var arkadaşlar. Ama Ankara ve Orta Anadolu'da yok. Bak Kıbrıs'ta da yokmuş. Şu anda bulut yok üstünüzde. Bizim genelde gökyüzümüz açık ya. Yani çok bir iki gün fırtına çıktı. Onun dışında gayet güzel astrofotoğrafçıları bekliyoruz. Şu bilgilendirmeyi yapayım. Bu arkadaşım biri yazmış oraya onu söyleyeyim. Yer altı suyu. Heh, ben de onu soracaktım evet. Evet. Yeraltı suyu. Yani kuraklıktan burada verdiği kasıt bu. Yeraltı suları. Çünkü yeraltı suları, çünkü yağış olsa bile yeraltında suyunuz bittiyse o toprak o suyu sizden alır. Yani yerüstü suyunu da etkiliyor. Yorumu okuyayım ben o zaman. Hikmet Sual ben göremiyorum şimdi. Yayına yeni katıldım. Bir jeolog olarak şöyle bir fikrim var demiş. Bu harita yeraltı suyu değil, yüzeydeki su oranı haritası olabilir. Çünkü uydularla uzaktan yeraltı suyu ölçümü yapmak mümkün değil gibime geliyor. Aslında mümkün. Bu arada mümkün, onu da söyleyeyim. Evet, ben de onu anlatacaktım. Eğer bu uydu misyonlarının şeyini incelerse toplam su kütlesini verir. Siz GRACE ya da gravity uydularıyla toplam su kütlesini bulabilirsiniz. Bizim araştırma görevlisi arkadaşımız Özge var. Üniversitemizden, bizim Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Onun yayınlarına bakarsa arkadaşlar bu tür çalışmaları var. Oradan bakabilirler. Yani biz toplam su kütlesini bu gravity uydularıyla bulabiliyoruz. Yani zaten şeyden hatırlıyorum. Öyle bizim bu konuyu kapatalım, INSAR'a gireceğiz. Evet. Depremde asıl INSAR'a. Ben zaten şeyden hatırlıyorum. Mars'ta yerin altındaki su gölünü bile bulabiliyoruz. Yani Bayağı bir alttaki su gölünü bile bulabiliyoruz ki dünyada zaten birçok bununla alakalı çok çok parası vardır. Geologların diyeyim evet. Yani bir astronomlardan ya da NASA'dan defalarca kat kat daha fazla parası vardır. Evet, hangi İlmi hocam o ESA'da geçen süreçten yani biraz bahsetseniz. Bir dakika. Oraya girseniz. Hemen şurada toplam su kütlesi, bakın bunu öyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılmayalım. Toplam su kütlesi. Yani GRACE bize toplam su kütlesini veriyor. Ya da diğer gravity uyduları bize bunu veriyor. Hmm. Evet, şimdi Gizem hocam sorunuzu alayım. Kaça geçelim bu arada? İnsan. Biraz dedim ki şu ESA'da geçen süreden bahsetseniz şöyle, çok kısa. Güdüleseniz ESA, bu arkadaşları. Şimdi şöyle ESA ile ilgili şunu söyleyeyim. Dünyanın yani bir kimisi NASA'yı sever vesaire. Ben ESA'yı seviyorum. ESA'cıyım. ESA'yla ESA'da olmayı seviyorum. ESA'yı ziyaret etmeyi seviyorum. ESA'da
çeşitli sebeplerle bulundum. En güzel araştırma yapabildiğim vesaire ESA Ezrin'de. Orada çok değerli şimdi. Selam yolluyorum buradan, izlemiyorlar ama olsun. Demeden geçemeyeceğim. Jerome Benveniste. Oradaki ESA'nın altimetre misyonunun başındaki bilim insanı. İtalya'da. Şimdi ESA'da işler çok farklı. ESA'yı severim dersiniz. Veriyi gidersiniz. NASA'dan alırsınız. Sizi gelirim. Şimdi ben her yerden yer alıyorum. Ben her yerden yer alıyorum. Hadi. Bak, ben her yerden yer alıyorum. En çok veri, hangi veriyi kullanıyorum? Bakın onu da söyleyeyim size. En çok kullandığım veri benim ESA verileri. Yani yaptığımız çalışmalarda. Tabii ESA verisi diyoruz ama zaten birçok misyonda ortak çalışıyoruz. Evet, mutlaka. Yani bu da işin gerçek tarafı. Ben özellikle ESA'nın uydu altimetresi ya da NASA'nın uydu altimetresi verisini kullanıyorum. Ya da interferometre, yani INSAR verileri kullanıyorum. INSAR bana olası bir deformasyonu veriyor. Deprem anında ya da deprem dışında başka sebeplerle olan bir deformasyonu veriyor. Altimetre de bana deniz seviyesini veriyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden bu mekanizmalar için ben bu verileri kullanıyorum. Bu ESA'yı da seviyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi ESA ile ilgili bahsedeyim. Çok güzel tecrübeler edindik. Sağ olsunlar. Tuğçe hocam da yazmış ESA deyince. ESA'cılara artı bir geldi hocam. Tuğçe hocam da ESA'cı, kusura bakmayın. Size gidi sizi. Tuğçe hocama da selam ESA, JAXA, ona da selam hepsini seversiniz. Sonra verileri NASA'dan alırsınız. Neyse. Şimdi böyle söyleyeyim. Ben biraz da bizim kıyılarımız için ya da bizim ülkemiz için verilerini kullanacağımız çoğu veri aslında ESA'nın verileri. Onu size söyleyeyim. Tamam da zaten Amerika'da kendine çalıştığı kadar dünyayı da çalışıyor aynı zamanda. Yani evet. Ama ya, ESA genelde tabii kendine evet, kendi Avrupa'nın... Amerika daha çok belki diğer gezegenlere açılan kapı olabilir NASA ama ESA kesinlikle dünya üzerindeki araştırmalarda bence daha üstün. Ya ESA daha Ay'a gidemedi ya, yapma etmeyin falan. Ben zaten Ay'a gidemediğim için daha bir Ay'a gidememiş yani koskoca uzay ajansı diyorsun. Ben Roskosmos'cuyum arkadaşlar. Hani konuyu kapatıldı. Ben dünya üzerinde diyorum, öyle söyleyeyim. Maalesef keşke imkanım. ESA'nın şöyle bir sınırlamaları var. Vatandaş olmanız gerekiyor. Avrupa Birliği vatandaşı olmanız gerekiyor. Bazı şeylere yararlanmak için. İnanın o kadar bağlantım olmasına rağmen ESA'nın bir sanal bilgisayarını kullanmak için 3 ay uğraştım. Yani bu NASA, bu ESA'nın iyi bir şey olduğunu gösteriyor. NASA'da hiç kullandırmazlardı. Ya işte yani şöyle, o da şöyle uğraşıyorum yani. Hani şöyle yani seyahat desteği vesaire gibi konularda zaten hani yardımcı oluyor. Onda sıkıntı yok ama. Şu veri tünele giriyoruz, tünele giriyoruz sanırım. Ses gelmiyor. Tünele girdik, ses gelmiyor. Yok, şaka. Böyle bazı böyle şeyleri var tabii. Avrupa Birliği vatandaşı olma ya da Avrupa Birliği demeyelim de yani üye ülke olmanız lazım bazı şeyler için. Tabii yani tabii. O organizasyonda ya üye ya da işbirliği yapılan. Ben çok uğraştım ESA'nın Türkiye'de bir yeri olsun diye. Gerçekten çok uğraştım. En son belki küçük bir tanıtım ofisi açarız diye bir fikirleri oldu. Bir 3-4 aydır da onun için hani tabii. Hatta senle zaten bu şekilde tanıştık ya. Ya ben NASA stickerları dağıtırken evet. Sen de bende ESA stickerları var. Ben de dağıtmak isterim demiştin. O şekilde tanışmıştık. Evet böyle şey yap. Böyle şimdi, kardeşçe uzay ajansları kardeşliği yaptıydık. ESA'nın birçok yine elimde şey var. Ne derler ona? Birçok böyle dokümanı var. Bu sene de yolladılar. Ha, yayın ama sonunda tabii da şey yapabiliriz belki. Yayın sonunda biraz birkaç tane duruyor. Dağıtabiliriz. Evet. Yani okulda duruyor açıkçası hepsi. Tamam, yayın sonunda birkaç tane dağıtalım o zaman. Vaktimiz de evet. Hızlıca ilerliyor. Biz şey yapalım. Şu INSAR'a geçelim. Depreme gelelim. Evet, INSAR'a gelelim. Depreme gelelim, orada bitirelim artık. Şimdi arkadaşlar artık eskiden deprem etkilerini birçok zorluklarla belirlerken yaklaşık
günümüze yani 20 yıl diyelim, 15 yıl diyelim, 15 yıldır girmiş yöntemlerin kullanarak biz bunları daha çabuk bulabiliyoruz. INSAR nedir? Yapay açıklıklı sentetik mikro uzaktan algılama sistemleri diyelim. Adının bir önemi yok. Bize ne yapıyor? Bu arkadaşlar, bu uydular yerden 0 ila 700 kilometre yükseklikte dünyaya yollanan interferometre faz ve bunlar aslında oradaki LOS dediğimiz o line of sight onu bulmak için bize yardım eden bir mekanizma aslında. Biz bir sefer buradan geçtiğimizde o noktaya ilişkin bir veri alıyoruz. İkinci sefer geçtiğinde ise arasındaki ne kadar bir fark var bunu bulabiliyoruz. Aslında bu deprem öncesi ve deprem sonrası o bölgede yaptığımız iki analizin farkı bize orada yöredeki, o bölgedeki olası çökmeleri, yükselmeleri. Aynı uydunun aynı bölgeden yeniden geçmesi değil de iki tane arka arkaya uydudan bahsediyoruz biz burada, değil mi? Yok, aynı uydu. Ama constellation dediğimiz şeyler de var. Constellation aynı uydu. 6 günde bir aynı yerden geçiyor. 6 günde. Ama constellation'lar da var değil mi? Bu Grace'ler falan tabii. Arka arkaya giden uydular aslında. Böyle tren gibi giden uydular. Evet. Grace arka arkaya 2 uydu. Zaten şimdi biz INSAR aslında şöyle bir şey var. Herkes INSAR yapabiliyor. Böylece INSAR analizi yapıp ortaya deformasyonların haritasını koyabiliyor. Slide'ların bir tanesinde vardı. Gösterelim hemen. Şimdi böyle bir veri veriyor. Bu ne demek? Bunu bir doktor arkadaşım bana şöyle yorumlamıştı. TRT'nin eskiden ekranları kapanırdı ya saat 10'da falan. Böyle bir değişik bir şekil alırdı. Ya dedi, ben ona benzettim. Tabii biz buraya bakınca buradaki depremin aslında fay hattının ne şekilde olduğunu görüyoruz. Bunları bazı işlemelerle ne diyelim deformasyonun miktarını bölgesel olarak belirleyebilecek hale geliyoruz. Yine arazide yaptığımız GPS ölçümleriyle karşılaştırıp doğruluyoruz. Şimdi deprem merkezi. Renkler böylece burada derinliğe göre mi verilmiş? Yok, o farklı bir şey. Onu söylemeyeyim. Deprem çok merkezi şurası ama. Derinlik. Şu nokta. Hayır. Şöyle ben bir yıldız olan hemen bölge epicenter yazıyor. Depremin merkezi bu nokta. 6.5 herhalde. Şimdi o bitkiye göre dağılıyor. Bakın mesela o küçük olan yerlere doğru dağılıyor. Bunu aslında son ben analizini nerede yaptım onu söyleyeyim. Bu benim yaptığım değil. Bizim yaptığımız o toplu bir şey yollamıştım. Kaçıncı slide bir bakayım. Ben de 18. slide. Şimdi aslında bir deprem olduğundaki etkileşimden burada öyle gidelim. Sırayla anlatayım ve artık kafamızdaki sorular kalktı. Şimdi bir yerde bir deprem oldu arkadaşlar. O bölgede belli bir plan yaparsınız. Organize olup araziye çıkmanız gerekir. Bu İzmir depremi ile ilgili bir genel yaptığımız çalışmanın bir kopyası diyelim. Bir özeti burada. Şimdi ilk başta arazide, büroda çalışıyoruz. Yani ne yapabiliriz diye. Bunları hazırladıktan sonra organize alıyoruz. Araziye çıkmak üzere okulumuzun önünde poz veriyoruz. Gördüğünüz gibi alet kurulu. Oradan sonra araziye çıkıp ölçüm yapıyoruz. GPS'i görüyorsunuz kurulu. Bu sizin cep telefonlarınız gibi bir mekanizma değil. En az 10 saat civarında ölçüm yapıyoruz. Bu 10 saati 8 saat de düşünebilirsiniz. 12 saat de düşünebilirsiniz. Bu sizin ölçüm kabiliyetinize bağlı. Biz 10 saat yapıyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar hassas veri bulabiliyorsunuz analiz sonucunda. Araziye çıkıyorsunuz. Elinizde bu GPS'le yaptığınız ölçümler sonucunda yukarıda bir harita var. Oklu. Kırmızı okların olduğu hız, yani hız demeyelim, bu da kosismik, yani deprem sonrası ne kadar bir hareket etmiş bunu biliyoruz. Bakın bunu bulduk. Evet, elimizde bir yöntemle veri var. Ve yine bir az önce anlattığım interferogramlarla hesapladığımız veri var. O da hemen yan tarafta böyle zaman serisi gösterilmiş bir şey var. Şekil var. Oraya baktığınızda o zaman serisi değil, baştan onu söyleyeyim. O bir profil alınmış. Profilde ne kadarlık bir deformasyon var onu gösteriyor. Ya da yükselme, alçalma neyse. Onu gösteriyor. Mesela Samos Adası'nda
ortalama biz dedik ki 10 santimetreye kadar yükselme var. Bizim tarafta da 10 santimetreye kadar çökmeler var diye bir sonuç bulduk. Mesela bunu size bunu paylaştım. Ortada gördüğünüz bir boş bir ne diyeyim ağaçlar var ya da arazi var. O arazi aslında ileride bir araba var. Görebiliyor musunuz? Arazi. Ortadaki fotoğraf. Şu sarı trak. Evet, sarım evet, trak evet. Fotoğrafın ilerisinde beyaz bir böyle bir tamam, nokta gibi gördüm, bir şey işte var. Şu. O beyaz bir araba aslında. Tamam gördük, evet. O beyaz araba deprem anındaki tsunami'nin etkisiyle oraya kadar götürülmüş bir araba. Oo. Ülkemizde görmediğimiz bazı şey bu. Bu fotoğrafı çektim, ben çektim. Onu söyleyeyim. Oralarda birçok fotoğraf aldım. Yine, kaç metre uzaklık ortalama orası? Orası 250 gökleme metre civarında. 50. 250 metre civarında. 250 metre. Oo, yani şöyle, var. Ben aslında oradan orada bazı bu şekilde belirlemeler yapmaya çalıştım. 5-6 metreye kadar tsunami'nin kot olarak yüksek noktalara çıktığını, yani tsunami'nin 6 metre yükseldiği anlamına gelmez. Deniz seviyesinin 6 metre yükseldiği anlamına gelmez. 6 metrelik kota ulaştığına dair ben böyle bir gözlem yaptım. Orada bir hocamızla tartıştık tabii bu konuyu nedir ne değildir diye. İzmir Üniversitelerinden bir tanesinin hocasıyla. Olur mu öyle şey 1,5-2 metre en fazla geldi kot olarak dedi ama daha sonra yapılmış çalışmalarda da bunun 5-6 metre geldiğini yayınlardan okuduk. Vay be bayağı. Ve böylece en son işte yaptığımız çalışmaların birleştirilip model oluşturulması var. İki yöntemin. Biz burada çok iyi ekiple çalıştığımızı söyleyebilirim. O ekibin bir parçası olmaktan ben de çok mutluyum. İyi ki hocam beni kabul etmiş. Onu da söyleyeyim. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak profesör, bunlar da bahsedeyim isimlerini vermek istiyorum. Profesör Uğur Doğan, Doktor Seda Özarpacı, Altay Özdemir, Efe Turan Ayruk ve İlay bizim ekibimizin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi dalındaki üyeleri, o hocamız Profesör Doktor Uğur Doğan. Onun dışında İTÜ ekibiyle ve Boğaziçi ekibiyle beraber çalışıyoruz. Onların da Semih hocamız var, Semih Ergintal, Boğaziçi Üniversitesi'nden beraber bize yön veren hocalarımızdan bir tanesi. Bunlar... Bu öyle yani hani araziye çıktım tek kişilik iş değil gördüğünüz tabii canım, gibi. Tabii arkasında onlarca kişinin olduğu bir çalışma. Televizyon programlarına baktığınızda Ziyadin Hoca'yı görebilirsiniz. Onlar zaten televizyonda insanları bilgilendirmeye çalışıyorlar. Biz daha çok araziye gidiyoruz, çalışıyoruz. Özellikle biz bunları yapıyoruz ama bizim araziye çıkıp ölçüm yapmamızın dışında ofis işlerinde de birçok çalışmalar yapılması gerekiyor. Onları da söylemeliyim. Peki arazi derken yani iş işten geçtikten sonra artık deprem olmuş bitmiş. Bittikten sonra siz sadece yıkıcı etkilerini görebiliyorsunuz öyle değil mi? Yani ne yaptınız öyle? Böyle, deprem bittikten sonra. Şöyle söyleyeyim. Depremin zamanını tahmin etmek zaten mümkün değil. Şöyle sistemler var. İşte mesela Meksika'da kurulmuş, Peru'da kurulmuş depremi önceden haber veren sistemler var. Bizde de var mı var? İstanbul için bu çalışma yapıldı ama yani bu ne için yapılıyor onu söyleyeyim. Yani 20, 35, 40 saniye, 1 dakika diyorlar, yeri geliyor. Depremi önceden haber veriyor. Bu ne için bize avantaj sağlıyor onu söyleyeyim. Bu büyük gaz hatlarının, elektrik hatlarının zarar görmemesi için bize bir önlem sağlıyor. Yani bunu nasıl halka duyurulması konusunda çok hani araştırmam yok. Biraz daha hani işin biraz afet bilimine giriyor. Onu afet bilimci arkadaşlar daha iyi bilir ya da uygular diye düşünüyorum. Evet. Burada volkanik dağların aktifliğini öğrenebilir miyiz uzaydan? Depremin ardından yanardağ faaliyeti yaşanır mı? Hemen bir tane slide var. Evet, aynen. Bu mesela yine interferogramlarla volkanik aktivitenin oradaki yanardağın
izlendiğini bize gösteriyor. Biz hani ülke olarak pek böyle şeylerle karşılaşmadığımız için araştırma gereği duymuyoruz. Hani sonuçta ülkenin problemlerini başta çözmemiz lazım. Hani o yüzden böyle bir şeyle henüz karşılaşmadık, öyle söyleyeyim. Peki siz örneğin bir plakaları gözlemliyorsunuz sürekli. Plakaların ne kadar, artık nasıl diyeyim yani, örneğin dünyanın görüntüsünü çektiğinizde, işte yüzeyinden görüntüsünü çektiğinizde belli bir çözünürlükte görüntüyü çekebiliyorsunuz. Plakaların yerin altındaki nasıl hareketlerde olduğunu üç boyutlu modelleme mi, artık gerçek verilerine ulaşabiliyor musunuz? Nasıl ulaşabiliyorsunuz? Onun üzerine zaten yapıldığı durumda zaten depremleri önceden tespit edeceğiz diyorsun. Yani onları zaten biraz daha böyle modellenebilirse onları çok daha ilerleme kaydedeceğiz. Yerin dediğimiz gibi en fazla yerin ne kadar altına inmişiz? 12,5 kilometre altına inmişiz. Bu biz radarlarla yapabiliyor musunuz bunu, yeraltı radarları? Yerin 12 kilometre altına gidiyoruz. Yeraltı radarlarıyla mı yapıyorsunuz bunu, yoksa fiziksel inmekten mi bahsediyorsun? Fiziksel olarak yani uydu verileri, pek yer altında uydu verileriyle çalışamazsınız. İşte gravite ölçümleriyle belki bir şeyler elde edebiliyorsunuz alttaki kaynaklarla ilgili, ama bu da çok sınırlı. Mesela petrol araştırmaları ve sondaj kuyuları gerekiyor, ama şu anda dünyada Rusya bölgesinde ulaşılabilmiş diyelim, dünyanın derinliğine giden en uzağa gitmiş ekip 12,5 kilometre gitmiş. Evet, Kola Borehole diye bir yer vardı. Evet. Fiziksel olarak 12,5 kilometreyi biliyoruz. Onun da kesinlikle. Peki yere... Bir tane soru gelmiş. Ama bir dakika, sorudan önce yer altına biz bir şekilde şey yapamaz mıyız? Yani radarla belli bir, artık metre mi olur, kilometreye kadar mı? Böyle bir radarla ölçemez miyiz? Yani taşların yoğunluğunu, şöyle, kayaların yoğunluğunu, ne kadar ince, ne kadar kalın olduğunu anlayamaz mıyız? Yerin 70 kilometre altına çalışılan, 70 kilometre altına çalışabildiğimiz GPR denilen bir cihaz var. Yerin 70 kilometre altının haritasını yapmaya çalışıyoruz. O da aralara su falan girdiği zaman biraz sıkıntı oluyor tabii. Ha, su girdiği yani, zaman bu sefer. Bu da ne için yapılıyor? Bu da ne için yapılıyor? Mesela bu yer altında kalmış antik şehirlerin haritasının üretilmesi için kullanılan bir yöntem. Hatta bir yerde okumuştum, bu GPS IMO sistemleriyle beraber birleştirilerek madenlerde kullanılması ve özellikle sürücüsüz araçların tünellerde sıkıntı yaşamaması için geliştirilen bir teknolojiye dahil edilmeye çalışıyor. Bir dakika, 70 metre mi dedin, kilometre mi dedin? 70 metre, kilometre değil. Ben de dedim 70 kilometre. 70 kilometre altında. 70 kilometre. Altta medeniyet mi olur yani? Dinozorları bile. Yani, 70 metre kadar. 70 metre. Burada zaten birisi şey yazmış, 12,5 kilometre çok az değil mi ya demiş. Vallahi eşelemeye başlayın bakalım, nereye kadar gidebileceksiniz. Yani evet, 12,5 kilometre çok az, ama 6378 kilometrelik bir dünyanın yarıçapı var. Neredeyse şu tırnağın kalınlığı kadar bir şey yani. Böyle bir şey bir toplumun içerisinde karşılaştırdığında. Ancak işte şöyle söyleyelim, jeofizik yöntemleriyle kayaçlar vesaire belirlenebiliyor. O kadar diyelim. Maden bulmaklar nasıl yapılıyor peki? Örneğin yeraltı madenleri. Maden bulduğunuz yer, yerin altında maden bulduğunuz yer kilometrelerce altta değil. Dediğim gibi 12,5 kilometrelik de bir maden. Oraya kadar gidilmiş. Yani biz madenleri görün. Yerin zaten çoğu fosil oluşumundan kaynaklı olduğu için çok derinlerde değildi aslında. Onlar toprağa daha yakın alanlarda oluyor. Yani işte fosillerden meydana gelen madenler özellikle ne kadar derinde olabilir ki? Ya da daha derinlere gidildiğinde türler değişebilir. Orada. Aynen. Petrol kaç kilometre alttan bulunuyor? Yani o konuda bir bilgim yok. Madenciler varsa bizi yorumlasın. Aynen. Madenciler daha iyi bilir onu. Yani çok fazla değildir o zaman. Bir 10 kilometreden aşağıda olabilir mi? Bilmiyorum şimdi. Belki daha aşağıda olabilir. Çünkü sondaj kapasitesi var ama evet. Bu en son denizin altında bulduğumuz çok değil de, öyle hatırlıyorum ben. 5-6 kilometre miydi? 2 kilometre falan da olabilir. 3-4-5-6. Ben şu son şeyi hatırlıyorum. Gemiyle bulduk ya doğalgaz. Ha, ne kadar indi onlar? Ha. Bulduk deyince.
Bulduk mu bulmadık şey mı? Olarak. Ben bulmadım. Ha bulmadık. Ha ben de dedim. İlçe olarak bulduk dendi ya onu söylüyor. O aynen. 2 kilometre falan demiş Ebru Çelik. Doğrudur. Mağmalardan. Yani o konuda çok yorum yapıyorum. Şey, Türkiye'deki depremler genelde 12,5 ve altında oluyor. Onunla ilgisi olabilir mi? Neyle ilgisi olabilir mi? Evet, bu depremlerin tam olarak yerleri kaç kilometreden oluyor? Bu plakaların... Bu... O değişiyor işte. Şöyle, kaçla kaç arasında? Yani o depreme göre değişir. Depremin nereden olduğuna göre değişir. Ya yani genel olarak mesela Elazığ'dan bahsedelim. 7,5 kilometre. İşte Marmara'da benzer. Civarlarda oluyor depremler. Aslında çok da değilmiş ya gerçekten. Gerçekten çok da ya, yakınmış yani. 7,5 kilometre nereden nereye? Mesela, şuradan şuraya yani. 7 dakika. Şuraya baksan görürsün yani 7,5 kilometreyi. Şimdi size Elazığ'la ilgili küçük bir bilgi vereyim. Elazığ'da deprem 6.8'lik bir deprem meydana geldi. Geçen sene bu zamanlar. Oraya giden ekipler genel olarak yerde kırık aramaya ve bunun o kırığın ne kadar olduğunu belirlemeye gittiler. Biz ise arazide ne gibi bir deformasyon olmuş onu belirlemeye gittik. Orada yer üstünde herhangi bir kırık bulamadılar. Ha. Deprem yer üstünde kırık vermedi mesela. Peki zorunlu mu normalde? Genelde olur mu? Hayır. Genelde bekler misiniz? Deprem kırık vermezse yeni bir depremin işaretçisi olabilir. Yani Marmara depreminde çok yoğun kırık ve çatlaklar zaten dışarıdan da görülen. Evet. Marmara ciddi bir açık. Keşke o fotoğrafı koysaydım ben. Yani. Hemen bulayım söyleyin. Ne yazacağım? Bir tren Marmara depremi yazabilirsin hocam 99. Şöyle yollayın. Aynen öyle. Yani evet. Ha bu. Asfaltlarda daha belirgin bunlar. Ya bunu aslında görmek iyi bir şey diyorsun. Bunu gördüğümüz anda bir daha deprem olmaz. Az olur yani. Deprem olmaz diyemeyiz. Ha, az olur yani. Daha şiddeti çok... Olur mu olmaz. Ama mesela olmaması o enerjinin tam atılmaması gibi bir yoruma çıkabiliyor. Öyle söyleyelim. Nerede vardı ya? Aslında çok güzel bir fay kırığı vardı. Earthquake. Bizim en güzeli. Dünyadaki en güzel deprem çalışılacak ekipler bizim 99 depremimiz. Ben Şili'de gördüm aslında ya. Ben Şili'de gördüm. Çok devasa bir şeyin içi yanından geçtim ben. Şili, Earthquake Şili. İşte sanırım buradan geçmiş olabilirim. Evet. Hatta şu yoldan geçmiş olabilirim. Buyur bir maç. Şu yoldan geçmiş olabilirim. Gerçekten burası ya böyle bir yerdeydik yani. Kırığı hissediyordunuz burada. Yanda deprem tarafından kırılmış. O Şili'de çok büyük bir deprem olmuştu. Bunu görebiliyorsunuz. Bir de asismik deprem. Asismik deformasyonlar var. Krip denilen. Onda da altta bir hareket var ama yüzeyde bir şey çıkmıyor mesela. Ya da bir deprem olmadan hareket veriyor. Bu da Elazığ'da biz bunu yaşadık. Bir tünelde. Bir krip var. Kripmetre cihazıyla onu belirlemeye çalışıyoruz. Amerika'dan Roger diye bir beyefendi geliyor. Bu araştırmalarla çok ünlü. Bayağı yoğun bir ekip var. Yani bu deprem öyle tabii deprem canım, çalışmaları ya da AGU meeting var. American Geological Sciences mi öyle bir şey? Union mu öyle bir şeyin? 20 bin kişi geliyor ya o toplantıya. EGU'yum bu arada. Onu söyleyeyim. Ben Avrupa versiyonunu daha her yıl gidiyorum. Bu sene de online olacak. Avrupa versiyonundayım o işi yine. Hocamız ama bizim hoca Amerika'ya o toplantılara gidiyor. Geçen sene gitmiş miydi? Bu sene gitmedi de hani 2019'da yanlış hatırlamıyorsam yine gitti. Sanırım zaten dünyanın en büyük konferanslarından bir tanesi herhalde. Yani San Francisco'da falan yapılıyor. Çok büyük şehir içerisinde. Bu kadar kongre yapıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Depremin önceden tespit edecek bir cihaz yok mudur? Neden? Bu kongreler neden yapılıyor? Bize bunu açıkla. Keşke olsa. İleride olmayacak mı? Hiç umut yok mu? Böyle bir teknoloji gelişmeyecek mi?
ileride olmayacağı diye bir şey yok yani. Neye bağlı? Umarım gelişir, ne istiyoruz? Böyle bir şey. Neye ihtiyacınız var bunu bilebilmek için? Yani önceden o dalganın size gelmesi lazım. O enerjinin çıkacağı mekanizmanın önceden sizin anlamanız lazım. Nereden çıkacağını vesaire. Bunun için ne gereklidir, nasıl yapılır? İşte petrol kuyuları var mesela. Petrol kuyularında bazen bazı bilim insanları var. Petrol kuyularındaki harekete göre burada deprem olacak denilebiliyor. İşte ya da mesela şu aralar Denizli'de olan, Denizli civarında bir gölde kaynama var. Deprem mi olacak endişesi çıkabiliyor. Alakası var mı peki? Olabilir. Neden olmasın? Bir enerji çıkışı var orada. Ha. Ama bunu ölçecek bir makine istiyoruz biz. Teknolojik bir cihaz istiyoruz mesela. Ben de istiyorum. Ayrıca bakın güneş tutulmaları. Çalıştım bir şey bulamadım bu arada bu konuyu. Güneş tutulmalarından sonra işte bazı bölgelerde deprem olduğu söylentileri var. Bir afet olduğu söylentileri var ya Allah'ın gazabı olarak. Orada şöyle bir durum ifade edebilirim. Şimdi güneş patlamaları iyonosfer dik bir etkiye sebep oluyor. Yani bir yol açıyor. Bu ionosferik etkiler bir çekim etkisi aslında. Bu aslında ben şunu çalıştım. 2009'da bir solar maksimum yaptı. 2014'e kadar. Orada bir nasıl bir konumsal değişim var. Buna baktım. Bulduğum şey şu. Herhangi bir etki yok. Evet, ben de onu o makaleyi bulmaya çalışacağım şu anda. Güneş tutulmalarıyla illaki depremle birleştirmeye çalışıyorlar. Bir makale vardı. Yani yok. Bu daha önceden yani, 99 depreminde haberlerde özellikle çıkmıştı. O yıl yani 2017'de ben yanlış hatırlamıyorsam bunu çalışmıştım. Bir yere ulaşamadık onu söyleyeyim. Ya şimdi belki şöyle eskiden dikkat ettiyseniz eskiden güneş tutulması hangi ülkedeyse oradaki depremle bağlıyorlardı. Şu anda dünyanın herhangi bir yerinde güneş tutulması olsa da bunu o ülkedeki depreme bağlayabiliyorlar. Ya çok saçma şey yani, argüman yani çok saçma. Zaten dünyayla güneş arasındaki uzaklık zaten yani sadece araya ay giriyor. Yani so what, ne oluyor yani, nedir yani? Yani evet. Altı üstü bir sıradan bir hareket yapan bir şey, gök cisimleri aynı hareketi zaten milyonlarca yıldır yapıyorlar. Yani 4,5 milyar yıldır yapıyorlar zaten. Ve sanki bir şey varmış gibi. Yani alakasız şeylerle bağlama olayları falan. Ya buralarda zaten earthquake şey dediğinizde işte bayağı şey çıkıyor yani. Evet. Şu var. Ben 2017'de çalıştım bu konuyu. Yani daha doğrusu deprem demeyelim de buradaki konumsal bir etkileme yapıyor mu diye. Ben bir şey bulamadım açıkçası. 5 yıllık yok, veri analizi. Evet böyle bir makale var. Bütün verileri koymuşlardı. Yani gerçekten hiçbir böyle alakalı bir veri şey yoktu. Yani USGS'in çalışması bir de, buyurun. Yani deprem her zaman her yerde oluyor zaten. İlla ki güneşe ya da güneş tutulmasına ya da güneşin şöyle, yaklaşmasına ihtiyacımız yok. Bazen bir de diyor çıkıyor ki şu anda Türkiye'de işte önümüzdeki 3 günde 5 şiddetinde deprem olacak. Evet olacak. Yani bu bir şey değil ki, sürpriz değil ki. Ama bunu duyunca insanlar bir hoşuna gidiyor insanlar. Ya deprem olacak. Ya olacak zaten bu kesin. Türkiye'de belli büyüklüklerde deprem oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Diyor ki Avrupa kıtasında işte önümüzdeki 15 gün içerisinde 4,5 şiddetinde deprem bekliyor. Evet olur. 4,5 şiddetinde deprem olur. Olacaktır da yani. Olacaktır ve oluyor da zaten yani. Her an oluyor. Yani, ben siz zaten takip ediyorsunuz. Ben de takip ediyorum. 4,5'tan büyük deprem listesi. Hayır, dünyanın her yani insanlığın olduğu bir yerde olmasına gerek yok. Dünyanın her yerinde belli büyüklüklerde deprem oluyor. Yani bu bir gerçek. Bunu takip edebiliyorsunuz yani işte. Birçok uluslararası organizasyon. Benim anlık depremi. Bizim Kandilli gibi düşünün yani. Mesela ben Kandilli'nin ya da AFAD'ın, bir de şu var, Kandilli ile AFAD deprem verilerini açıklıyor. Biri 6.5, biri 6.9. Hangisine inanalım diyoruz? Evet, hangisine inanalım? Şimdi Kandilli'nin daha çok istasyonu var. Yani aslında bu şeyle alakalı, bir de kullandığı yazılımla alakalı bir durum. Bu bir yazılım sonuçta, yani geliştirilen bir yazılım. Kandilli'nin istasyonu çok. Öyle diyebiliriz. Kandil'in Türkiye üzerinde istasyonları çok ama aynı verileri biz Amerika'ya vermiyor muyuz zaten? Birçok yerde birçok yer beraber çalışıyoruz.
Tabii. Yani hatta bu size onu şeyini de ya benim app'lerim şunlar. Şurada Last Quake diye bir tane şey var. System'in bir tane app'i var. O özellikle çok iyi. Diğer bayağı bir app indirdim ben de. Hı. Özellikle çok iyi. Anında haber veriyor. Gerçekten anında yani. Şu anda deprem oluyor diyor. Evet. O anda deprem oluyor zaten. Bakıyorum etrafıma. Gerçekten şey. Sallanıyoruz. Onu hissettiniz mi diye de size soruyor. Evet. I felt an earthquake'a basıyorsun burada. En altında. Yani böyle bir şey de var. Hatta öneririm yani. Kendimi büyüteyim. Şu arkadaşlar. I felt an earthquake'a basıyorsun. Bakın şu anda zaten her an depremler olmuş oluyor. Programın adı da şu. Evet, Last Quake diye bir şey. Yani bunu tavsiye ederim kesinlikle. Bunu indirebilirsiniz. Evet. Umut ben YouTube'da bir şey YouTube'daki sohbette Umut Çok isimli arkadaş mesela şöyle bir şey söylemiş. Ben onu okumak istiyorum. Önemli olan depremin ne zamandan olacağından ziyade depreme hazır mıyız? Depremin ilk saniyesinde hazır olursak isterse her gün 7 şiddetinde deprem olsun. Gerçekten çok güzel bir yorum yapmış. Miktat Kadıoğlu hocamız da misafir edin demiş. Miktat Kadıoğlu hocamız da misafir edin. Çok güzel olur. Olur tabii ki ne demek. Yani evet hazırlıklı olmak Amerika'nın en önemli yaşadığı şey. Özellikle Kaliforniya'nın yaşadığı bir şey. Biz gerçekten hazırlıklıyız. Oluyor da sürekli ve ölüm çok az oluyor yani olmuyor bile neredeyse şu son zamanlarda. Bir burada Northridge depremi diye bir şey vardır. Sen daha iyi anlatırsın evet. Belki. Amerika'nın özellikle Kaliforniya'nın gerçekten şeklini şemalini değiştirmiş bir deprem. Bu depremden sonra aynen bizim herhalde 99 yönetmeliği gibi Amerika, Kaliforniya bayağı bir şekli şey yapmış yani. Artık depreme hazırlık konusunda bayağı bir iş yapmışlar. Yani kısacası buralar iyi. Bilmiyorum yani Türkiye hep daha önceden de sürekli konuşuyoruz ya Türkiye neden sürekli dikeye gidiyor? Dikey apartmanlara gidiyoruz da yataya gitmiyoruz. Yani sanki arazimiz yok. Bak kurak arazilerimiz varmış artık yani. Yataya gidebilirsiniz artık. Ya işte yatay mimariyi çok seviyorum ama insanlar herhalde bu yükselen gökdelenleri seviyor. Hayır yani tamam yukarıdan aşağıya bakmak güzel de sen bakıyorsun tamam hoş güzel iyi eyvallah ama senin karşıda başka bir gökdelen daha dikiyorlar. Küçük bir bilimsel dip dip oluyorsunuz bu sefer yani. Ne anladık biz bu işten? Yüksek katlı binalarla ilgili küçük bir bilimsel çalışmadan bahsedeyim. Bursa'yı bilenler varsa Bursa'da 2007 yılında bir kentsel dönüşüm yapıldı. Evet. Şehrin göbeği 30 katlı binalarla. Hemen yeşil donaldı. Bursa yazdığım anda çıkar zaten. Onun fotoğrafını koyarsanız. Şimdi o binaların yapılan bilimsel araştırma Bursa'da Lodos çok olur. Lodos'un havayı temizlediği ortaya çıkıyor bu durumda. Bu yayını size paylaşıyorum. Ve yayının sonunda şunu diyor. O binalar yapıldıktan sonra Lodos'un havayı temizleme oranında düşüş var. İşte bu binalar arkadaşlar. Şunun daha büyüğü var mı? Wave image. İşte böyle bir şey. Yani gökdelenler konusunda diyeceğim bu kadar. İşte böyle bir şey. Yani ne gerek var? Şuraya binlerce kişi gerçekten kaç bin kişi? En az şurada rahat bir 20 bin 30 bin kişi yaşıyordu. Yani normalde bir ilçe yaşıyordur burada. Ya yani ilçe yapsan ilçe zaten 5 bin kişiden ilçe oluşmuyor mu ya? Doğru 5 bin kişiden ilçe oluşuyor. Burada zaten il var yani neredeyse. Burayı bırak kendi halinde il yap. Daha büyük resim bulamıyorum. Yani evet Bursa'da niye böyle bir şey yapıldı çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Yani böyle bir bilimsel çalışmadan bahsetmek istedim sadece. Yani yüksek binalarla ilgili yapılmış bir bilimsel çalışma. Yani tahtaya geçilmesi gerekiyor. Yeniden geçilmesi gerekiyor. Yani öyle başladı. İnsanoğlu öyle başladı. Sonra artık betona geçtik. Betondan şimdi yeniden tahtaya geçilmesi gerekiyor ki deprem özellikle deprem bölgesindeki insanların daha güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için. Abi kağıthanede 500 bin kişi. Zaten 500 bin kişi normal şartlar altında il olma statüsünde ya. Buraya ilçe diyorsunuz kağıthaneye. Şişli de aynı şekilde. Şu itirazlar da gelecek. Japonya'da sürekli deprem oluyor. Niye hiçbir şey olmuyor? Evet. Anlat abi. Yani insanlar daha duyarlı mı diyelim? Yoksa yönetimsel olarak zamanında alınmış önlemlerle mi
bu denli güvenli hale geliyor. Burasını Japonya ne zamandan beri böyle bir güvene dikkat etmeye şöyle başladılar? Deprem yönetmeni ne zaman çıktı onların örneğin? Japonya'ya gitmeye gerek yok. Bizim ülkemizden bahsedelim bu konuda. 1970'lerde çıkmış bir deprem yönetmeliği var. Eğer 1970'lerde bizim evlerimiz o deprem yönetmeliğine göre yapılsaydı bugün biz depremle ilgili bir endişeye konuşmayacağız. Bakın 70'te yapılan yönetmeliğe uygun binalar da var. Yönetmeliğe uymuş olsa. Tabii şöyle düşünüyoruz. 2000'den sonra, 2007 ile daha doğrusu 2007'den sonraki binalara güvenelim. 2007'den sonraki binalarda işte en son işte deprem yönetmeliğine tabi nergüllü denir bir şeyler kullanılıyor. Ama 1970'te yapılmış yönetmelikle bile biz aslında çok iyi durumda olurduk. Ya ben bununla alakalı bir hikaye dinlemiştim. Sayıları tamamen atıyorum kafadan. Ama örneğin herkes işte deprem yönetmenine uyacak. Herkes evinin altında garaj yapacak. Bilmem ne falan böyle şeyler varmış aslında. Ama garaj yapmazsam bunun cezası sayılır, gerçekten atıyorum. Hiç doğru değil büyük ihtimalle sayılır ama bunun cezası örneğin 20.000 TL olsa. Adam diyor ki ya 20.000 TL ben cezasını vereyim diyor. Altına yine ben bir şey yapayım diyor. Yine daire yapayım orayı diyor. O daireyi de ne bileyim 100.000 liraya satayım, 200.000 liraya satayım yapıyor. Cezası neyse öderiz yapıyor. Tamam diyor. Kaçmıyoruz ya kardeşim, ödeyeceğiz cezasını diyor. Ödüyor da ve böyle bir şeye dönüşüyor. Yani ve sokaklarda da sürekli arabalar. Ya hiçbir yerden bir yere geçemiyorsun. Yani ben İstanbul'da bu örneğin Yenibosna civarları olsun, şeyler olsun. Yani birçok yerde zaten İstanbul'da sadece orası değil yani. Birçok yerde çift yönlü yol aslında ama İki tarafı da arabalar park edince sadece bir tane araba geçmeye yolu var. Evet. Karşıdan ben geliyorum diye işaret ediyor. Yani ben şimdi buradan uzaktan şey konuşuyorum gibi duruyorum ama ya bunu yaşayan insanlar da... Ya biz Yeni Bosna çocuğuyuz. Diyorsun. Yani her yerde, Türkiye'de her yerde bu şekilde. Yani bir şekilde evin, arabanın şey, yolun sağına da park ettiğinde yolda bir tane araba geçiyor, yer kalıyor. Ve bu da sadece bu ev sahiplerinin yaparken işte cezasını neyse öderiz kardeşim demelerinden kaynaklanan bir olay. Bir şehir planlamacısı olarak kötü oldum diyor. Siz de konuşun. Yani sizin yorumlarınızı bekleriz. Evet. Akşamları tek yön bile ilerlemiyor diyor. Doğru yani, herkes burnunu uzatıyor oradan. Hayır ben geçeceğim. Köprüdeki... Bu şehir planlamacılarının daha çok el atması lazım bu işler hakkında. Şehir planlamacılarının... Yani hepsinin kötü niyetli olması da bu kadar kişinin... Ya ben şunu merak ediyorum. Bunu anlamıyorum. Yani bir planlamanın içerisinde... Ben bunun kötü niyetli de rant olduğunu düşünüyorum. Bir plan içerisinde kaç tane mühendis imza atıyor? Yani sonuçta bunların birilerinin gözünden kaçmış olması... olmamış olması imkansız. Ama sistem bu şekilde. Sayın hocalarım, şimdi şunu söylemek istiyorum. Mühendisler hazırlar ama meclis onaylar. Yani o... belediyenin meclisinde kimler varsa onlar karar verir aslında. Evet. O yüzden o şehir plancılarının, mühendislerin, mimarların, teknisyenlerin, teknikerlerin günahı varsa bile en büyük sorumluluk aslında o meclisi yönetenlerin oluyor. Bir yerin imara açılmasındaki ya da o imarın değerlendirmesinde söz konusu öncelikle belediyeler. Tabii bu şehir ve şehircilik son değişen kanunlarla Çevre Şehircilik Bakanlığı da müdahale edebiliyor buna. Ama asıl bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm o imarlar şu anda ülkemizin bu halde olması ya da imar açısından o mecliste alınan kararlar. Evet zaten burada da şey yorum var. İşte devlet politikasıdır bu, kişilere bağlı değildir demiş. Yani dikeye gitmek devlet politikasıdır. Dike, yani devlet dese ki hayır kardeşim bundan sonra gökdelen yapmıyorsunuz. Yeter artık. Bak Covid de çıktı. Bundan sonra hayatlar böyle birbirlerine yapışık yaşamak değil. Daha da birbirinden ayrı yaşamak, daha da uzak yaşamak diye bir gerçeğimiz olacak dese. Devlet böyle bir politika yapsa, artık yataya geçiyoruz dese. İşler değişecek. Mühendisler de tamam diyecekler. Al ben de bunu çizerim diyecek. Yani bu kadar basit. Sanki mühendislerin de yani elbette ki kötü niyetlileri vardır ama yani mühendislerin de kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum yani burada. Burada şey ya, tabii ki. Her seçimde yani. Af geliyor muhabbeti falan da yapmışlar. İşte hocam çalıştırmıyorlar ki demiş Ebru Çelik. Yani gerçekten. Evet yani. Hocam süremiz
Bayağı bir açtık o zaman. Yavaş yavaş açtık. Kapatalım o zaman. Ben aynen outro öyle. Girmiyorum. Outro, intro artı şu anda girmiyorum. Bunları test etmeden yeniden girmeyeceğim. İrem'cim bunları sonra bir dahaki programa artık test ederiz. İrem hazırladığı için ona söylüyorum. Evet, yavaş yavaş o zaman programı kapatalım. Çok teşekkür ederiz. 2 saati geçmişiz ama ilk başlangıçta tabii biraz teknik aksaklık yaşadık. Kusura bakmayın. Lütfen kanalımıza abone olun. İzleyin, zili açın. Beğenin, paylaşın. Ve bilimin daha çok yaygınlaştırılması için sizler de bize katkı sağlayın diyelim. Evet o zaman. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Haftaya, her hafta cumartesi görüşüyoruz. Ve haftaki programımızda da kuantum fiziği konuşacağız. Mustafa Gündoğan hocamızla beraber. Kimle? Evet. haftaya da görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.